insanımızı İngilizlerin devleti kendine ajan yaptı. Türkiye'de çok fazla İngilizlerin devletinin ajanı var. Genç kızlardan, genç delikanlılardan, Pakistan'da, Ürdün'de, Mısır'da böyle aşağılık kompleksi olan psikopat, erkekse homoseksüele yatkın, kadınsa kadın homoseksüel olan, yani kadın homoseksüel olan, sapık, topluma isyan halinde, zekasına, aklına çok güvenen, kendini çok üstün gören, insanlık düşmanı, böyle psikopat, manyaklıktan zevk alan, sinsi, kahpe, kalleş insanları organize etti İngilizlerin devleti. Bu internet imkanları da bu tip münafık ve alçaklar için muazzam bir imkan meydana getirdi. Ben bu alçaklara bakıyorum, bak hep homoseksüellerle bağlantılılar. Yani seçtikleri adamlar bak hep Darwinist, homoseksüel ve Rumi. Ve gizlice, mesela gizli hesaplar açıyorlar kendilerine. Mesela adı başka. Mesela falanca ismi. Gizli hesabı, 20-30 tane de gizli hesabı var. O gizli hesaplarından kendi propagandasını yapıyor bu ahmaklar. İşte beyefendi ne kadar güzel konuştunuz, ne hoş konuştunuz, kendi kendine yazıyor. Böyle manyak, yani narsist ya, akıl hastası. Bazı avanaklar da diyor ki ya bu adamın ne kadar çok hayranı var böyle. Yiyor onu ya. Ya bütün hayranlar da hep homoseksüel, darwinist, materyalist diyor. Bir sefer o da o sistemin içine giriyor. Halbuki hayali. Hayali yani. Çünkü pislik cemiyet mikrobu. Bakıyor ki adam acayip destekçisi var. Kendini Süpermen gibi gösteriyor. Halbuki hiçbir şey yok. Hiçbir özelliği yok. Ne kafası çalışır, ne kültürü var. Ne gösterdiği gibi bir özellikleri var. Kendinde suni özellikler gösteriyor. Yani toplumu kandırarak güçlü bir insan görünüm veriyor. Halbuki son derece karaktersiz, ruhsuz, narsist ve manyak oluyor. Ama öbür İngilizlerin devleti mensupları da öyle olduğu için kendi aralarında muazzam bir dayanışma yapıyorlar. İnternet de bu gizlilik için onlara muazzam imkan sunuyor. Bir de internetin gizliliğiyle ilgili yeni yeni sistemler geliştirildiği için kendilerini örttürecek sistemi İngilizlerin devleti onlara sunuyor. Mesela şu şu sistemi kullanırsanız çok gizli kalırsınız diyor. Mesela var ya baylok bilmem neler falan. Onun daha da gelişmişlerini de sunuyor İngilizlerin devleti. Onun için bu alçakları bazen istihbarat örgütleri, yani meşru istihbarat örgütleri bile izleyemeyebiliyor. Kendi aralarında özel şifreler oluyor.